Kanal 56 ekranlarından tüm izleyenlerimize selamlar, saygılar. Efendim bir haftayı daha geride bıraktık ve her zaman olduğu gibi bu hafta da gazeteci yazar abim Metin Arıtürk ile birlikte bu programı sunmaya çalışacağız. Ancak bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce de kendilerine konuk etme şerefini duyduğumuz değerli milletvekilimiz Sayın Afif Demirkıran da bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Hayırlı geceler vekilim. Efendim değerli izleyenlerimizin de bildiği üzere dün Siirt'in sağlık sektöründe, sağlık alanında çok önemli bir resmi açılış yapıldı. Bir birimin, Siirt Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Sağlık Bakanımız Doktor Sayın Mehmet Mezinoğlu Bey de Siirt'e gelmişlerdi. Kendisini de ağırladık. Dilerseniz programımıza sağlık alanındaki gelişmeler ve hastane ile ilgili söyleyeceklerinizle evet. Başlayalım. Peki, çok teşekkür ederim Metin abiye, Ayhan Bey sizlere, bütün Kanal 56 çalışanlara ve bizi Siirt'ten, Türkiye'nin herhangi bir yerinden ve dünyanın her neresinde olursa olsun bu gece bizleri izleyen tüm seyircilerimize saygılar sunarak işe, söze başlamak istiyorum. Doğrusu Kanal 56'da çıkıp hemşerilerimle buluşmak her zaman bana mutluluk vermiştir, zevk vermiştir. Bu gece de çok mutluyum sizler vasıtanızda hemşerilerimle buluştuğum için. Biliyorum Kanal 56 uyduya çıktığından itibaren yapılan çalışmalar ve renkli çalışmalarından, izlenebilirlik çalışmalarından bahsediyorum. Her gün biraz daha fazla izleyici tarafından izlendiğini biliyorum. Sadece Siirt'imizde değil, sadece bölgemizde değil, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hangi bir yerinde insanlarımız çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar ve izliyorlar ve büyük zevk alıyorlar. Ben şahsen o zevki her zaman tadıyorum. Sağ olun. Evet, dün Sağlık Bakanımızı burada ağırladık. Siirt'imize, Siirtliğimize gerçekten hem ihtiyaç olan hem Siirt'imize layık olduğuna inandığımız bir modern bir hastanenin açılışını yaptık. Biz bu hastaneye başlarken 300 yatak olarak başladık. Aslında çok daha büyük kapasiteli evet. Yapmak istiyorduk. Ancak Siirt'in şanssızlığı büyük bir arazi bulabilme imkanından mahrumuz. Burayı bile çok uzun çalışmalar sonucunda tespit ettik. Ve daha sonra yapılan bazı iyileştirmelerle bu en son 450 yatak olarak sonuçladı. Bu 450 yatağın içinde tabii ki acil de ve özellikle yoğun bakımdaki yataklar da dahildir. Kadın doğum hastanemizi güçlendirmek için daha bir evet. Hastalarımızın daha rahat orada tedavilerini görebilmeleri için bakıma alıyoruz. Oradaki hastaları da buraya naklettik. Daha sonra çok daha modern bir hastane olarak orası da devreye tekrar girecek. Evet. İnşallah. Gerçi son olaylarda maalesef vandallar tarafından orası da yakılmıştı ama ümit ediyorum ki artık herkes bir ders almıştır. Aklını başına alır ve vatandaşa, fakir fukaraya, garip gurebaya hizmet veren bu ve buna benzer müesseselere karşı daha dikkatli olur. Bizim arzumuz, istediğimiz demokratik tepkilerin tabii ki haktır. Herhangi bir platformda demokratik tepki insanların göstermesi. Ancak bu şiddete, vandalizme dönüştüğü zaman bunun ismi artık demokratik tepki değil, bunun ismi terördür. Dolayısıyla biz Siirt'in yakın geçmişte yaşamış olduğu bu olayın hele hele Siirt'imizde, Siirt'imizin ilçelerinde evet. Bir daha tekrar etmemesi için bütün imkanları seferber edeceğiz. Ama vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz ki bu benzer Siirt'in güzelliklerini, Siirt'in kardeşlik havasını diyoruz ya üç dilli kardeş şehir, Siirt'in bu kardeşlik havasını bozmaya yönelik hiçbir provokatif hareketin içinde olmayın.
ve bunları birinci derecede siz engelleyin. Çünkü yapılanlar, okullar yakıldı, çocuklarımız okula gidemiyor. Sağlık evleri yakıldı, 112 yakıldı. Doğru düz hizmet sunabilme imkanımız yok. Yani hazin değil midir ki şu anda 112 başka bir ilden yönetiliyor. Siirt, evet. 112 başka bir ilden yönetiliyor. Bursa'dan yönetiliyor. Halk eğitim merkezi. Orada insanlarımız gidip çeşitli eğitimler alıyorlar, toplantılar yapıyorlardı. İlk kütüphanemiz. Yani bir kütüphane, bir kitap yakılır mı? Hangi mantıkta var? Hangi ideolojide var? Hangi izanda var? Ya bunu kabullenebilmek mümkün müdür? Ha, bahane Kobani. Her zaman söylüyorum, tekrar edeyim. Kobani bizim canımız, oradaki insanlar bizim kardeşlerimiz, bizim akrabalarımız. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti onlara kapılarını açtı. 200 bin tane şu anda. Evet. Kobanili var Türkiye'de. İlk iki günde 134.800 kişi geldi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değil. Bakın Türkiye'de şu anda 1,5 milyon Suriyeli'den Kürdüyle, Arabıyla, efendim başka türlü dinlere mensup herhangi bir dini gelen insanın kimliği sormuyor ki. Sen dinin nedir, sen ırkın nedir, sen etnisin nedir diye sorulmuyor ki. Gelen insan zulümden kaçıyor. Biz de zulme karşı dik duran ve mazlumun yanında olduğumuzu her vesileyle ifade eden ve bunu fiilen gösteren, evet, bir devletin hükümetiyiz. Dolayısıyla gelen 1,5 milyon insan var şu anda Suriye'den bu tarafa. 1,5 milyon. Ayrıca Irak'ta, Şengal'de, ben burada kamptı, evet, burada da efendim bir yerleşkeleri var. 1200 civarında Şengelli Ezidi var. Geldiler, ben bunları, evet, ziyaret ediyorum her geldiğimde. Evet. Dertleriyle hemhal oluyoruz. İhtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Bunlar da bizim kardeşlerimiz. Evet. Geçmişte buralarda yaşayan insanlar çoğu. Dedi ki bir tanesi, ben Derik'te benim köyüm vardı. Bir başkaları Beşili'de belki o köylerden gitmişler, Kurtalan köylerinden gitmişler. Bunlara biz kapımızı açarız, açtık da. Evet. Dolayısıyla bütün bu güzellikleri, iyilikleri yapan bir devlete, bir hükümete karşı kalkıp bir bahane üreterek bu şekildeki bir hareketi reva görmek akla, mantığa kesinlikle sığmaz. Bunun için de başka olaylar söz konusudur. Bakın, evet, Gezi'de ne olduysa 6-7 Ekim'de de, evet, o oldu. Evet. 17-25 Aralık'ta ne olduysa aynı şey oldu. Ben onun için diyorum ki halkımıza, özellikle Siirtlimize, çünkü Siirt'te yaşıyor, Siirt milletvekiliyim. Siirtlimize söylüyorum, bölgemize söylüyorum ve Türkiye'de ve Avrupa'da, dünyanın herhangi bir yerinde bu bölgeden olup yaşayan insanlara söylüyorum. Lütfen Türkiye düşmanlarının oyununa gelmeyelim. Evet. Bu tamamen Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin bölgede aranan bir aktör olmasını, Türkiye'nin bölgede hamiliğini yapmasını efendim hazmedemeyen, istemeyen güçler tarafından oluşturulan hareketlerdir. Ben hiç kimsenin bunu tasvip edeceğine inanmıyorum. Ama sokağa salarken insanları sokaktan nasıl toplanacaklar, sokağı rahatsız etmeyecek şekilde hareket etmelerini de tavsiye edilmesi lazım. İnsanlarımız sokağa davet edilebilir. Demokratik, evet, bir hak için. Evet. Buna hiç kimse karşı değildir. Hepimiz beraber oluruz. Ama eğer sokakta biz bize zarar verirsek, yani oradaki şeyleri esnafı hep beraber, evet, basınla beraber dolaştık. Evet. Evet, ben. Yani, kuyumcu, zavallı kuyumcu ne günahı var? 3 tane kepenk, her kepengin 3 tane kilidi. Bunların tamamen kırılıyor. 3 tane dükkan, evet, bir gecede yağmalanıyor. Ya, evet. Herhangi bir dükkanda bir şey bulunmadığı zaman ateşe veriliyor veya boşaldıktan sonra. Kasabın, zavallı kasabın bir günde kazandığı nedir ki? 3 tane şey varsa, hayvan şeyi varsa buzdolabından alıyor. Yetmiyor, bir de kıyma makinesini alıyorsunuz. Ondan sonra da yıkıp yakıyorsunuz, her tarafı kırıyorsunuz. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Halkımız bunu kabullenmemiştir. Halkımız buna tepkilidir. Onun için bu hareketlerin içinde olan insanlar eğer bu benzer hareketlerden medet umuyorlarsa yanılıyorlar. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Evet. Kimseden başladık tabii. Biz sağlık yatırımlarından başladık. Evet. Kadın doğum hastanesi gerçekten. Yani kadın doğum hastanesinin gözümüz gibi bakmamız gereken bir hastane. Bulunduğu konum itibariyle onun üzerine titrememiz gereken bir hastane ama yakılıyor. Evet.
Biz boşaltmışız orayı, güçlendirmek evet. için, modernleştirmek için, daha rahat hizmet verilebilmesini sağlamak için boşaltmışız. Tam yapımı başlayacak, çalışmaya başlayacak, yakılıyor. Bunu anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla biz Siirt'imiz yeni bir 450 yataklı bir hastanenin açılışını evet. bugün yaptı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımıza, hükümetimize, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese, yüklenici firma dahil olmak üzere, ki yüklenici firmada içimizden biri. Evet, tabii. İlimizden. Kuzu Grup, evet. Tabii. Kuzu Grup. Tabii efendim, Kuzu Grup. Sanayi İçeri Odası'nın doğru. başkanı tabii Sayın efendim. Kuzu'nun sağ olsunlar. Doğrudur. Başında olduğu bir evet, grup tarafından bir grup. Yapıldı. Ve gerçekten modern bir hastane ortaya çıktı. Gerçekten güzel bir hastane ortaya çıktı. Yani insan içeri girerken hemşerilerim biliyorlar. Gittiğimiz zaman ben birkaç kez ziyaret ettim. Hem yapım aşamasında hem hizmeti vermeye başladıktan itibaren. İnsanlara soruyorum. Nasıl buluyorsunuz hastaneyi? Beş yıldızı otel diyor. Güneydoğu'nun en modern hastanelerinden. Odalar aynı şekilde. Bir kişilik, iki kişilik odalar. Diğer laboratuvar hizmet imkanları, efendim yoğun bakım, acil falan, bütün servisler o kadar güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki gerçekten müteşekkiriz bu hastaneyi Siirt'e kazandıranlara. Tabii ki güzel mekanlar olur da bu mekanların önemli olan içinde verilen hizmetin kalitesidir. Bu kaliteyi de biz burada işaretlerini görüyoruz. Bu kalitede mevcut kapasiteyle, mevcut imkanlarla gerçekten iyi bir kalitenin de orada sağlanıyor olduğunu, güzel bir hizmet veriliyor olduğunu görüyoruz. Beraber dolaştık dün Bakan Bey'le. Basından arkadaşlar odalara girmediler. Ama girdiğimiz her odada, her hastaya Bakan Bey sordu. Ben ayrıca sordum. Evet. Yaşlılara, Kürçe'de sordum. Nasıl buluyorsunuz? Hizmet alabiliyor musunuz? Doktorlar ilgili midir diye, i̇lgili yemekler mi? Güzel evet. midir diye. Bir tanesi ki olsaydı eminim bizim halkımız, bizim hemşerilerimiz sözünü esirgemeyen insanlar. Eğer varsa bir eksiklik rahatça söylerlerdi. Evet. Ama her bir hastadan ve yakınlarından, oradaki refakatçılarından güzel sözler duydum. Bu da bizi memnun etti, mutlu etti. Çünkü biz gerçekten felsefemizde, politikamızda, siyasetimizin esası insan üzerine kurgulanmış. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. İnsanın mutluluğu, huzurudur bizim için önemli olan. Dolayısıyla hasta olsun, sağlam olsun. Yaşlı olsun, genç olsun. Engelli olsun, sağlam olsun. Eğer biz, kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, yaşlı olsun. Eğer biz insanımızı mutlu edebiliyorsak, eğer biz insanımıza huzur verebiliyorsak, eğer biz insanımızın da daha iyi bir gelecek hazırlayabiliyor isek, hayat evet. standartlarını artırabiliyorsak, hastanede de olur, dışında başka türlü başka kendi türlü evinde var. Veyahut da çevresinde olur. Hayat evet. standartlarını artırabiliyorsak, işte bu bize büyük bir mutluluk verir, büyük bir haz verir ve bizi daha güzel şeyler yapmaya evet. doğru zorlar, teşvik eder, kamçılar. Evet. Dolayısıyla bizim hastanemizde ben dün de bunu gördük, daha önce de bunu gördük. Ama dediğim gibi kalite de şeyle ilgilidir. Oradaki bakıcılar hasta bakıcıları olsun, doktorlar olsun, hemşehriler vesaire evet. falan, oradaki diğer personelle ilgili. Tabandan tabana kadar. Aşağıdan yukarıya, orada evet. hizmet verecek olan insanlar yeterliyse daha iyi kalitede hizmet evet. üretilebilir. Buna da baktığımız zaman bizim ilimizde 2002 yılında biz iktidara geldiğimiz zaman pratisyen ve uzman toplamı bütün ilde evet. 100 civarındaydı, artı eksi 100 civarındaydı. Ama şimdi 400'ün üzerinde evet. pratisyen ve uzman doktor var. Doğru. Ki uzmanların sayısı daha da fazladır. 200, bu 200, evet. güzel bir şey. Geçmişte hep beraber geçmişe gidelim, hatırlayalım. Hiçbir ilçemizde uzman yoktu. Siirt'imizde bile doğru düz uzman yoktu. Uzman Siirt'te 15 tane kişi vardı. Bütün Siirt'te 15 tane uzman vardı. Hayır, ben dün akşam Sayın Bakan'a da programdan önce arz ettim. Çok değil. Ben bile ilk doğan iki çocuğumu doktor olmadığından dolayı kaybetmiş bir insanım. Ve hemen hemen her ailenin geçmişinde böyle bir öykü, bir hikaye var. Doktor olmadığından. Hatta evet, çok evet. değil. Az önce doğru de yaptım. Metin abiyle görüştük. Hemşerimiz buradan Allah rahmet eylesin diyelim. Said Kemal Mimaroğlu'nun kendi evet. hayatını anlattığı. Çarlaçar Mahallesi'nde. Romanda evet. anlatıyor. Bir köçer vatandaşın
bitkilerden toplayıp nasıl ilaç yaptığını, cezaevine düşünce de dönemin savcısı valinin izniyle her mevsimde ona izin veriliyor. Jandarma eşliğinde gidip ilaçları, bitkileri toplayıp gelip ilaç yapıyor. Demir parmaklıkların arkasından vatandaşı muayene ediyor. Ki bu çok değil yani, bu 100-200 yıl önce değil, 50-60 yıl önceki bir olay. Yani o günden veya 78-80'lerde de tek bir, şu anda Allah selamet versin, emekliye erildi. Bir gün hastaneye işim düştü. Cemalettin Hekim diye bir pratisyen hekim arkadaşımız var. Hem klinik doktoru, hem poliklinik hem doktoru, başta hem bir, başta bir vekili. Evet, evet. Tek bir doktor bütün devlet hastanesinde. Bu çok değil, dediğim gibi 30-35 yıl önce. O günden bugüne gelebilmek. Yalnız dün açılan hastanede 80'nin üstünde uzman doktor, 23 civarında da pratisyen doktor çalışacak. Ve siz de biliyorsunuz birçok alt branşlarda doktorlar var. Yani Türkiye'de çok az bulunan. Mesela endokrinoloji uzmanı gibi, işte gastroenterolog gibi, işte nefroloji. İki dalda yapmışlar ihtisaslarını. Nefroloji gibi. Yani evet. O açıdan gerçekten evet. Çok sizin de o tebrik olayına biz de katılıyoruz. Gerek bir önceki kamu hastaneleri genel sekreterimiz Sayın Muhammed Doğan, gerek şimdiki genel sekreter Doktor Fikret Can şahsında bütün emeği geçenleri biz de Kanal 56 olarak kutluyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Abi, şimdi, sayın vekilim, şunu öncelikle ifade etmek isterim ki Güneydoğu'nun en modern hastanesini Siirt'te kazandıranlar olarak sizlere müteşekkiriz. Bu bir. İkincisi, dile getirilen sorunların güzel şekilde takip edilmesi sonucu, ben Ankara'da bulunduğum bir esnada, zannederim zaten haliniz de vardınız, anjiyo ünitesini dile getirdiğimizde çok zor denildiği bir, ama ısrarla üzerine gittik. Muş'ta bulunduğunu, Elbistan'da böyle bir ünitenin olduğunu dile getirdik ve daha sonra bir müjde verildi, yapılacak denildi. Biz Sayın Bakanımız Siirt'e teşrif edecekken, cumartesi günkü Nusa'da Sağlık Bakanımız Müezzinoğlu anjiyo müjdesi verecek mi diye manşete açtık. Sağ olsun. Sonra yazılır mı? Evet, diye. Evet, buyurun onu evet. Daha şöyle bugün yazdık. Evet. Gazetemizde yer alan haberi yanıtlayan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu anjiyo ünitesi müjdesini verdi. Demek ki sorunlar ısrarla takip edildiğinde kulak buluyor ve Siirt bundan kazanıyor. Ben Sayın Sağlık Bakanımıza buradan da teşekkür ederken öyle tahmin ediyorum ki aynı gazetede köşemde yer verdiğim sağlık alanında beklentiler konusundaki yazımı da inceleyerek gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. En azından bundan böyle olsun, halkımız için katkı payı olarak alınan paranın bundan böyle artık yükseltilmemesi, hiç olmazsa frenlenmesi gerektiği inancı içinde teşekkürlerimizi sunuyor. Ben o gazeteyi alayım. Tamam, ben kendi dikkatlerine tekrar evet. İkinci bir kez sayın daha sunayım. Sayın vekilim, bu arada bir konuda tekrar evet, teşekkür etmek isterim. Evet. Üzücü olaylar esnasında olayları yakından takip eden biri olarak Zat-ı Ali'nizin, Sayın Valimizin, Ticaret Odası ve Sivil Toplum Örgütlerinin sağduyu için gösterdiği gayretlere de teşekkür ederim. Şunu da sık sık vurguladığım için burada da ifade etmek isterim, görüşünüze katılıyorum. İnsanlar demokratik haklarını kullanırken başkalarının demokratik haklarını ihlal etmeye hakları yoktur. Üzücü bir olaydı. İnşallah bundan sonra sağduyu galebe çalacaktır ve bir daha bu olaylar yaşanmayacaktır. Dış odaklar dediğimiz odakların oyununa gelmemek için azami duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Bizim dostumuz biziz. Evet. Biz beraber doğmuşuz, evet. Beraber yaşıyoruz, evet. Beraber yaşamaya hatta devam edeceğiz. Kardeşliğimizi pekiştirmemiz sayın lazım. Sayın vekilim, inanın ben lazım. Onu yazdığım için söylüyorum. Ben yazdım. Allahu Ekber diyerek kafa kesmek Müslümanlıksa ben Müslüman değilim. Gelin beraber yürüyelim. Gelin beraber tepki gösterelim ama yakmaya, yıkmaya bilmem ne hiçbirimizin hakkı yok. Dün akşam o zaman haksız duruma düşüyoruz. Şimdi abi şeye geri geleceğim de
Affedersin evet. Ayhan Bey. Sağlığa tekrar geri dönmek evet, istiyorum efendim. Ama madem bu konu açıldı, bir defa bizi derinden yaralayan, üzen bir husus ile geçmişte memleketimize karşılaşıyorduk. Avrupa'ya gittiğimizde Avrupa'ya da yanlış bilgilerin gidiyor olduğunu görmekten ciddi şekilde rahatsız oldum. Evet. Sanki biz AK Parti hükümeti olarak IŞİD'e destek veriyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz diyoruz ki insanlara, bakın biraz önce kendiniz söylediğiniz Allahu Ekber diyerek kafa gezen bir insanın İslam kimliğini taşıması mümkün mü? Değil. İslam evet. Barış demektir. İslam dini barış dinidir. Barış dinidir. Dolayısıyla evet. Hiçbir şekilde hele hele bu şekilde insanları efendim şeysiz insanlar, aciz insanları, imkansız insanları getirmiş, bağlamış elini kolunu, kafasını kesiyorsun. Böyle bir şey. Suçu ne? Gazetecilik yapıyor. Ya gazetecilik evet. Yapacak. Dolayısıyla bunlarla bizim ismimizin beraber alınması bizi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Ben ciddiye almıyorum. Ülkede de konuşuluyordu. Tabii efendim. Çok şükür onu bence açtık. Evet. Şu anda koridor da açıldı. Evet koridor da açıldı. Doğru. Ama Avrupa diyor ki Türkiye'ye gir. Kardeşim gel beraber girelim. Niye Türkiye yalnız başına girecek oraya? Gel beraber girelim ve oradaki Suriye'deki bütün mazlumları kurtaralım. Evet Kürtler evet. Kardeşlerimizdir. Mazlumdur. Onun yanındayız. Onların yanındayız. Diğerleri de Müslüman kardeşlerimizdir. 200 bin tane de Suriyeli evet. Öldü. Ve 4-5 milyon Suriyeli her ırktan her dinden insan evini barkını terk etti. 1,5 milyon Türkiye'de. Bunların hepsini zulüm altından kurtarmamız gerekir. Dolayısıyla Esed rejiminin devrilmesi için el birliği, iş birliği yapmamız gerekir. Kobani başta olmak üzere bütün Suriye'de zulüm altındaki mazlumları kurtarmamız lazım. Bu hedefimiz bu olması lazım. Ve şeye gelince Metin abi, biz 2009 yılında evet. Milli Birlik Kardeşlik Projesi ortaya koyduğumuz zaman, yeni bir anayasa yapacağız dediğimiz zaman hep şunu öne sürdük, şunu merkeze aldı. Dedi ki öyle bir anayasa ki, öyle bir süreç ki her insan kendisini özgür ve hür kabul edecek. Allah'ın fıtri olarak kendisine verilmiş olduğu evet. Bütün haklardan istifade edecek. Ancak özgürlükler ve hürriyetler de bir başkasının sınırına kadardır. Evet. Bir başkasının sınırı zorladığın zaman, kendi talebin için bir başkasını eğer sen zulüm altına alırsan, o zaman sen de zalimler safına katılırsın. Dolayısıyla insanlar bir talepte bulundukları zaman bir başkasının düşüncende samimi değilsin. Olduğu düşüncesi evet. Hareket etmesi lazım. Yani yakmamamızı, yani yıkmamamızı, yani öldürmememiz lazım. Arkadan sivil bir insan öldürülür mü? Allah'tan korkmak lazım. Dolayısıyla ölen herkese rahmet diliyoruz. Tabii ki efendim. Ölen herkese rahmet tabii diliyoruz. Efendim. Ve insanlara gerçekten izan diliyoruz. Dolayısıyla şeye geri gelirsek, sağlığa geri gelirsek, belki Ayhan Bey diyecek ya çok uzadı sağlıkla başla sağlıkla başla ama yani, gerçekten gündemimizde olmaya devlet cihanda bir nefes evet, sıhhat gibi bu, yani. Biz bu hastalığı evet, kurduk efendim. Çok şükür. Faaliyete geçti. İşte doktor sayımız efendim ambulans dün Bakan Bey söyledi. 3 ambulansımız varken 36 şeyde ambulans. 36 tane ambulansımız evet. Var şu anda. Uçak ambulansımız var, helikopter ambulansımız var. Şimdi İSAT'ını tutsan Siirt'ten Allah bilir kaç kez uçak almış götürmüş şeyi. Evet. Hastaları. Kaç kez helikopter almış götürmüş. Doğrudur. İlk 2007'den sonra buraya geldiğimizde Siirt Milletvekili evet, olduğumuzu affedersiniz. Ve ilk bir prematür bir çocuk vardı. Nakledilmesi gerekir diye helikopteri istediğimizde hep beraber büyük bir bayram yaptık. Geldi helikopter aldı götürdü. Ve o çocuk kurtuldu diye şimdi hatırlıyorum. Evet, bir şey. Dolayısıyla evet, hatırlıyorum yani, şu bu bize büyük bir mutluluk verdi. Ama bugün o kadar rutin bir şey oldu ki, sıradan bir şey oldu ki. Helikopter geliyor, uçak geliyor, alıyor, götürüyor. Haber olma değeri kalmadı. Haber olma değeri kalmadı. Tabii dolayısıyla efendim. Böyle bir yere geldi. Dün o Hasan'ın açılışını şey derken şöyle bir tefekkür ettim. Geçmişe gittim. Kendi hayatıma gittim. Kuyruklar. Neydi o kuyruklar? Gece sabah, gece yarısına itibaren insanlar gidiyordu. Büyük hasarlarda da kuyruğa giriyorlardı. Evet. Şimdi gidiyorsunuz, sıranızı alıyorsunuz. Hatta belki de bilgisayar üzerinden birçok evet. Hastanede sıra alıyor. Randevu sistemi. Evet. Randevu sistemiyle gidiliyor. Ve doktorlar, eskiden doktorlar muayene yaparken döver gibi muayene yapıyorlardı. Şimdi severek muayene yapıyorlar. Evet, eskiden yani. Biz 2007'de milletvekili olduğumuzda Siirt Devlet Hastanesi'nde çok geriye gitmeye gerek yok. Biraz önce verdiğiniz misaldeki gibi veya kendi
Hayır, çocuğun, dönemi, çocuklarınızdaki tabii, tabii. Şey verme gerek yok. 2007'de mevcut devlet hastanesi, o zaten koğuş sistemi, Allah evet. sabır versin o zamanki hastalara. Yoğun bakım da yok. Fakat yoğun bakım ünitesi yoktu. Yoktu, evet. Bir görüntüleme merkezi yoktu. Evet. Bakın o zaman yoğun bakım ünitesi yaptığımız zaman Siirt'te çok büyük bir bayram havası oluşmuştu. Tabii anjiyo haklı olarak bir iki vaka oldu, anjiyo evet, talep evet. edildi. Tabii anjiyo dediğimiz zaman her zaman şunu söyledik. Anjiyo ile evet, beraber evet. kardiyo cerrahi bölümü de anjiyo yaptığın zaman bir, hemen ameliyata alman gerekebilir. Gerekebilir, doğrudur. Yani müdahale edilmesi gerekebilir. Biz de çalışmalarını biliyorsunuz yani, yaptık ki evet, Bakan Bey'in rahatlıkla bu müjdeyi verdi. Evet. Allah nasip ederse işte Kasım sonu inşallah yani çok kısa bir zamanda sağ olsunlar. Şimdi yanık ünitesi üzerinde duruyoruz. Başka evet. üniteler duruyoruz. Fakat en önemlisi. Evet. Tüm bunların üzerinde bir hayalimiz var. Hı-hı. Bir sevdamız var. Bir talebimiz var. Dün konuşmamda dile getirdim. Evet. Ve her gittiğimde bu hastaneye şöyle bir baktığımda, ya Rabbi bir gün nasip et de bu hastane Siirt'te kurulacak olan tıp fakültesinin araştırma hastanesi olsun. Evet, onu da dile bunu getirdiniz. Bunu evet. özellikle Sayın Bakan'ın huzurunda dile getirdim. Siirtli'ye bir işaret, bakana da bir talep olarak. Evet. Sonra Ayhan Bey de sordu burada. Ben de dile getirdim. Size atıfta bulunarak dolayısıyla önemli bizim için. Ümit ediyoruz ki evet, hep beraber onu zorlayalım. Biraz önce çok güzel söylediniz Mete abi. Dediniz ki zorlayınca şey oluyor. Evet. Israrcı olmak lazım. Israrcı olmak lazım. Biz israrcı olmak lazım. İnşallah. Çünkü hastanemiz İnşallah. Güvendiğimiz bir hastanedir. Evet. Bölgesel olarak. Bölgesel olarak. Güzel evet, hizmetler evet. veriyor. Üniversitemizde gerçekten yükselen bir yıldız halineydi, değer haline geldi. Devamlı yıldızı parlayan bir üniversite. Şu anda 7500 tane 7500 öğrencisi var. Ayrıca şeyler de var bu formasyon. Formasyon şeyleri lazım. Hariç olmak üzere. Ve hoca ile bugün bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki birkaç sene içinde 10-11 bin tane çıkacak öğrenci sayısı bir üniversitede. Doktora programlarımız başladı. Evet. Yabancı şu anda yabancı uyruklu insanlar var. Yarın üzerinde. Bu konuda evet. bir yani, davet aldık evet. üniversiteden yarın. Evet, çok önemli. Yabancı uyruklu evet. öğrencileri üniversitemiz istihdam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bazı üniversitelerle işbirliğiyle çift diploma verebilme evet. şansını yakalamış bulunuyoruz. Dolayısıyla üniversitemize evet, de çok efendim. İyi sahip çıkmamız lazım. Hastanemize sahip çıkacağız. Üniversitemize sahip çıkacağız. Bütün ilimizin her bir kurumuna sahip Kurumlarına çıkacağız. Sahip ama çıkacağız. En önemlisi ilimize sahip çıkacağız. İlimize sahip olmanın yolu da kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Birlik beraberlikten. Aramızdaki sevgiyi evet. artıracağız. Evet, birbirimizi sayacağız. Sevgi diliyle evet. birbirimize yanaşacağız. Nefret diyaloglar önemli değil. Tabii efendim. İşte dün de ifade ettik. Hicretin anlamı efendim, tabii yani ki efendim. İki yıldönüm idrak ettik. Tabii efendim. Hicrette ne varsa biz onu üzerimize taşımamız lazım. Nefretten uzaklaşmamız lazım. Efendim, zalimin karşısında yer almamız lazım. İnşallah alacağız. Zulümden kaçıp selaha evet. doğru yürümemiz lazım. Nefretten doğru. sevgiye gitmemiz lazım. Boşveri evet. ortamını oluşturmamız lazım. Bütün bunlar gerçekten bölgemizin ihtiyacı olan şeylerdir. Ben daha fazla böyle şey bir dil kullanmak istemiyorum. Ben diyorum ki, ey Siirtli, ey bölge insanı, gelin şu güzel vatanda hep beraber bir arada olalım, beraberce büyütelim ve biz de beraberinde kendimizi arzu ettiğimiz standarda çıkaralım ki evet. dünyada hak ettiğimiz yere gelelim. Bakın iktidara geldiğimizde 3000 küsür dolardı yıllık. Kişi başına evet. milli gelir şu anda 11 bin dolar. 2023 hedefimiz var. 25 bin dolara çıkmak istiyoruz. 35 bin milyar dolardı bizim ihracatımız. Evet, şu anda 150 milyar dolar. Nereye çıkmak istiyoruz? 500 milyar Sayın dolara çıkmak vekilim, istiyoruz. 240 evet. milyar dolardı şeyimiz. Evet. Gayri safi milli hasılamız. Türkiye'nin tamamı işte gayri safi milli hasıla. Hedefimiz ne? 2 trilyon. Şimdiye kadar 850-900 milyar dolar. Yani bu kadar büyük gelişmeler varken. Dün Sayın Bakan bir rakam verdi bir yerde. Bizim bir danışma evet. toplantısında. 90, bugünden 4 seneye kadar, 5 seneye kadar 90 bin ilave yatak. İlave yatak. Evet. Korkunç bir şeydir. Yani, vardı bize. Yani, evet, ve 90 Cumhuriyet tarihindeki yatak kapasitesinin %95'ini AK Parti gerçekleştirmiş. Evet.
Cumhuriyet tarihinin yatak kapasitesinin %95'i AK Parti döneminde gerçekleşmiş. Doğrudur. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Buna sahip çıkmamız lazım. Çıkalım ve efendim. Gereğini yapmamız Doğru. lazım. Gereği nedir? Biz sevgi dili, sevgi dili, sevgi dili. Buyurduğunuz gibi bu cennet vatanı cehenneme çevirmememiz lazım. Tabii ki bu arada yine siz sayın vekilimizin aracı olmanız dileğiyle yani hakikaten milli gelir arttığına göre bu artışın dengeli şekilde dağıtımı konusunda da yüce hükümetimizden ilgi ve alaka bekletimizi lütfen iletin. Yani gerçekten bugün Avrupa standartlarına baktığımız vakit oradaki asgari ücretlilerle buradaki asgari ücretliler arasında bir farklılık vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu adaletsizliğin giderileceğini programında yazmıştır. Onun için buna da el atılmasını rica ediyorum. İnanın şu anda tabii rakamları da evet. açıp beraberce de analiz edebiliriz. Efendim o günkü asgari ücretle ne kadar ekmek, ne kadar et, ne kadar yumurta, evet. ne kadar hani halkın gündelik kullandığı şeylerden bahsediyorum. O gün ne kadar alınabiliyordu, bugün ne kadar bugün için ne kadar alınabiliyor. Ama evet. biz şunu biliyoruz. Her gün insanlar hayat standardı gelişiyor. O zaman evlerimizde bu kadar çok elektrik tüketmiyorduk. Çünkü buzdolabı yoktu, çamaşır yapmamız yoktu. Ve standart artıyor. Evet. Yani bu standarda göre şeyin de ücretlerin de artması lazım. Fakat şunu bilmemiz lazım. Bakın ben geçmişte de bürokratlık yaptım. Evet. O dönemden bu döneme baktığımız zaman aslında evet. yeni bir petrol yatağı bulmadık, yeni bir altın efendim rezervi bulmadık. Ama yatırımlara baktığımız zaman duble yoldan tutun havaalanından tutun limanlara, demiryollarına, hastanelere, eğitim kurumlarına evet. her nereye bakarsanız bakın bütün bunlara yapılan yatırımları mukayese ettiğiniz zaman geçmişte 50, 60, 70, 80 yılda yapılamayanlar 10, 12 sene içinde yapıldı. Tek tek evet. rakamlara girip hemşerilerimi şey etmek istemiyorum. Dolayısıyla peki ne oldu da bunlar oldu? Şeyler kapandı. Yani maliyetler düştü, efendim harcamalarda ciddi bir şekilde tasarrufa gidildi. Evet. Devlet harcamalarında, kamu harcamalarından bahsediyorum. Evet, kamu harcamaları. Delikler, kara delikler kapandı, hortumlar kesildi. Yani biz hem bir yandan geçmişin efendim harcamalarını, geçmişin zararlarını kapattık, bir yandan da ülkeyi büyüttük. Bankalar için 40-50 milyar. Dolar verdik. Evet. Efendim memurun işçini bilmem ne alacaklar vesaire falan çeşitli alacaklar vardı insanlarımızın devletinden. Devlet adeta vatandaşı banka gibi kullanmış. Devamlı borçlanıyordu ve para vermiyordu. Kendi içinde masa artıyordu ama hiç kimse geri vermiyordu. Biz bütün bunları verdik. Efendim IMF'nin borcunu bitirdik. Rezervimizi, rezerv stoğumuzu 24 milyar dolardan 100 milyar dolar üzerine çıkardık. 125 milyar dolara. Dolayısıyla bir yandan hazineyi doldurduk. Bir yandan efendim işte bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 5000 kilometrelik duble yolun üzerine bir 17-18 bin kilometre daha koyduk. Evet. Ve buna benzer nice yatırımlar bir yandan bunları yaptık. Bir yandan da insanlarımızın tabii ki maaşını, gelirini arttırma için tedbirler almaya çalıştık. Daha iyisine layıktır insanlarımız, emeklerimiz daha iyisine layıktır, işçilerimiz daha fazlasına layıktır, memurlarımız daha fazlasına layıktır. Ama bütün bu dengeleri yaparken, mali dengeleri şey ederken kantarın ucunda kaçırmak olmaz. Çünkü evet. Türkiye bir yandan da büyümesi lazım. Artık Türkiye'de insanlar köylerine gittiği zaman asfalt yolda gitmek istiyor. Türkiye'de insanlar evinde musluğu açtığı zaman suyun akmasını istiyorlar. Bu Türkiye'de efendim 50-60 kişilik değil 20-25 kişilik okul dershanelerde şey etmek istiyorlar. Çocuklarını okutmak, dersliklerde çocuklarını okutmak istiyorlar. Türkiye'de insanlar koğuş sisteminde değil bir kişi ve iki kişilik odalarda hastalığı tedavi etmek istiyorlar. Tabii efendim. Bakın öğretmen, geçmişteki öğretmen eksim Pervari'de, bugün Vali Bey de gitmişti, gelmiş orada bir taziye vardı. Zaten biliyoruz, evet, konuşuyoruz evet. ve Ankara'da biz bunları zaten takip ediyoruz ve ona göre planlıyoruz. Evet. Pervari'de bu sene sadece Pervari'ye 300 tane öğretmen geldi. Sadece Pervari'ye 300 tane öğretmen. Şu anda Pervari'de hiç öğretmen açığı yok ve Pervari'de yedek öğretmen alınmadı bu sene. Dolayısıyla bütün bunlar tabii
bir şeylerde bir yerlerden tasarruf etmeniz lazım ki bütün bu yatırımları yapabilirsiniz. Doğrudur Sayın Vekilim. Ama biz vatandaş halkımızdan sabır istiyoruz. Sabır, halkımızdan evet, yani, destek istiyoruz. Elhamdülillah desteğini de devam ettiriyor. Evet. Maşallah 9 seçimdir. Evet, halk desteğini yanında tutuyorum. Yani, o zaman böyle bir şey varsa yani çünkü milletin kendisidir. Evet. Bizim iktidar hükümetler. Ben onu diyorum yani madem ki milletle yürüyen bir iktidardı. Yani dolayısıyla Siirt'imizde milletin, daha fazla da yatırım milletin istiyoruz. Milletin beklentilerine de daha fazla imkan tanımak için gayret edilmeli diyorum. İzniniz olursa vatandaş yani asıl unsur olan vatandaş soruyor. Evet. Şimdi telefonlarımız salıyor. Evet. Gene sağlık konusuna daha tam anlamıyla sağlık konusundan ayrılmadan önce gerçekten de hak verdiğim bir konu. Keşke dün akşam sorsalardı. Ben bizzat söyleselerdi, hatırlatsalardı. Bizzat Sayın Bakan'a sorsaydım. Ama sizin şahsınızda bunun takibini istiyoruz. Vatandaşlarımızın bazıları aradılar. Tabii ki Allah kimsenin başına vermesin. Bir sürü kanser hastası hemşerimiz var. Ve bunların tedavileri biliyorsunuz zorlu bir süreç. Bir anda olan bir tedavi değil. Diyorlar ki burada bir onkoloji servisi kurulabilir mi? En azından bu kanser ilaçlarının takibi konusunda, onların yönlendirilmesi konusunda bir birim oluşturulabilir mi? Bu konuda bir çalışma yapılacak. Çok haklı bir talep. Çok haklı bir talep. Son zamanların. Bunu söylerken çok yakın, kardeş kadar yakın hissettiğim bir arkadaşım evet, var. Eski bir müsteşar arkadaşım. Ailecek. Danıştığımız. Danıştığımız değil mi? Yani işçi olduğumuz. Evet. Bir arkadaş, düzgün bir arkadaş, temiz bir arkadaş. Ama bir o kadar da kendine dikkat eden, yemeğine, sporuna, yaşamına dikkat eden, sigara vesaire falan da içmeyen bir arkadaş. Ama maalesef yakın bir zamanda kanser oldu. Gittikçe eriyor. Her zaman her toplumda bu vakalar olur. Oluyor. Ama anlı müdahale çok önemli. Zamanlı müdahale çok önemli. Zamanında teşhis, evet. Kim bu zamanda teşhis çok önemli. Kim bu soruyu sorduysa veya bunu gündeme getirdiyse ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şükran borçluyum. Doğru bir talebi öne sürdüler. İnşallah biz bunu Sağlık Bakanımız nezdinde dile getireceğiz. Sağ olun. İnşallah efendim. Çünkü çok zor bir olay da değil biliyor musunuz? Evet yani efendim. Bir onkoloji doktoru bir de şey var işte kemoterapi için bir ünite var. Ünite, çok, evet. Çok büyük bir çok şey bir şey dedi. Çok zor bir olay da değil gördüğüm kadarıyla. Çünkü ben bir iki sefer kemoterapi için ilaç verilirken gitmiştim o arkadaşla beraber. İzlediniz. Evet. Tabii onun için tabii steril bölge vesaire falan onlar ayrı yani belli bir çok zor şey değil efendim. Maddi ama açıdan yani, çok şey yani değil. Olmazsa olmaz değil. Hele, tabii ki. Biz bu İnşallah bunun takipçisi olursunuz. İnşallah. İnşallah zaman zaman tekrar konuşalım inşallah. İnşallah. Ama inşallah ben tekrar efendim. Teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Bu arada bir başka izleyicimiz efendim diyor ki Yeni Devlet Hastanesi'nin çalışmaları konusunda o dönemde Sayın Milletvekilimizle birlikte Yılmaz Bey de beraberdiler. Onunla ilgili de buradan kendisine de selam saygılarımızı iletiyoruz. Evet biz de geçmişten bugüne kadar Siirt'te taş üstüne taş koyan herkes, Siirt'teki projelere imza atan herkes, bugün yürümekte olan veyahut da bitmiş projeleri de emeği olan herkese tabii ki efendim. Şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Şimdi konu artık sağlık isterseniz yeter bu kadar sağlık evet, bu malum olaylara konuştuk. Bir iki cümle daha söylemeden geçmeyeyim çünkü sadece merkezi konuştuk. Evet, şimdi Taşra'ya gittiğimiz zaman diyorlar ki biz de televizyon seyrediyoruz. Uyduda olunca biz de seyrediyoruz. Bizden de bahsedin biraz. Bizden niye bahsetmiyorsunuz? Şimdi Pervari'de devlet hastanemiz var. Doğrudur. Ama diyorlar ki daha fazla doktor ihtiyacı var. Evet. Ama biraz önce dedik ki önümüzdeki 4-5 sene 90 bin tane doktor yetişecek. Evet onu yeni kapasite bakanım bu yatak kapasitesi. Ama hastane gelecek sene 4 bin doktor da toplam bahsedelim. Toplam şey yani 90 bin yatak kapasitesi. Evet yatak kapasitesi. Bütün bu yatak kapasiteleri için doktor lazım. Onun için tıp fakültelerinin sayısı da artıyor. Bu bize ümit veriyor. Onun için Siirt Üniversitesi'nde tıp fakültesi için dikkat ederseniz son zamanlarda daha fazla bir heyecanla dinlendiriyoruz. Evet. Gelişen sağlık hizmetlerinde doktor sayısındaki eksikliği görüyorum.
pratisyen sayısı artıyor ama onlar bir de ihtisas yapıyorlar 5-6 sene. İhtisas 5-6 sene. Dolayısıyla evet. Dün de Bakan Bey söyledi, keşke elimizde olursa biz tel tarafa gönderelim. Ama inanın Siirt'te kardeşlerim şunu bilsinler ki Siirt'te her keresinde pozitif ayrımcılık yapılmış. Pervari'deki devlet hastanesine, Erut'taki devlet hastanesine de çünkü orada da hastanelikten düşecekti. Zorla tuttuk. Şimdi yeni bir bina yapıyoruz. Erurlara müjde veriyorum. Yeni bir devlet hastanesi. Yeni bir devlet hastanesi. Herhalde. Evet. Kurtağ'daki devlet hastanesi buradan aşağı değil. Değil. Yani gayet güzel oldu. Bir oranın da eksikleri var. Doğru. Oranın da doktor. İnşallah efendim. Haklılar. Inşallah. Efendim diğer taraftan Baykan devlet hastanesi. Orada da ihtiyaçlar var. O ihtiyaçları da devamlı iletiyoruz onları gidermek için. Orada yeni bir bina falan söz konusu mu? Çünkü o bina gerçekten biraz... Hayır tabii şu anda hayır şu Eru şey edelim. İnşallah orayla ilgili de çalışmalarımız olur. İnşallah. Ama Şirvan'da, Vesir Karani'de yeni çok hastane ayarında sağlık bina. Sağlık bina, ocakları evet. Edillo'da malumunuz yeni bir... Modern bir sağlık ocağı evet. Dolayısıyla sağlık alanında gerçekten evet, çok büyük aşamalar kat ettik. Yetmedi. Daha büyük aşamalarda inşallah. İnşallah efendim. Deyip, İnşallah. Evet. İnşallah. Zamanımız nasıl bilmiyorum. Yok, zamanımız var. Şeyler, bazı şeyler soralım yine. Tabii mesela buyurun Metin Bey. Ondan sonra sorayım. Sayın vekilim bana iletilen sorunlardan bir iki vakıfım daha önceden de bizim organize sanayi bölgesi arkasında kent ormanı olarak adlandırılan bir hazine arazisi var. Alçı fabrikasının oraya yapılması için bazı girişimler olduysa da buranın ağaçlandırılacağı ifade edildi. Ben şunu arz edeyim Sayın Vekilime. Bu kent ormanı için ağaçlandırmayı yaptık. Ama dikilen ağaçları koruyamadık. Eğer ağacı dikip koruyamayacaksak hiç olmazsa o araziyi elverişli şekilde kullanalım. Bu alçı fabrikası burada kurulursa en azından 200 istihdam sağlamış olacaktır. Ki yaptığım araştırmada güçlü bir firma, yarın parasını da ödemeye hazır. Ama bir girişimleriniz olmuş ne oldu bilmiyorum. Hatta atış poligonunun tahsis edilmesi konusunda da bazı girişimler vardı. Yine bir pürüz çıkmış. Fakat bu kent ormanı ayrılacağı belirtilen buraya bir kere daha 800 bin TL 800 milyar lira harcamak boşuna olacak diyorum. Alçı fabrikası için değerlendirilmesinde yarar vardır diye düşünenlerin düşüncelerini zaten halinizde aktarıyorum. İnşallah bir girişim yaparsınız. Yani burada Siirt'in kazancı istihdam olayıdır. Ben kent ormanının olacağına inansam ağaçlandıralım diyeceğim. Ancak biz o törene de katıldık. Oradaki ağaçlar kurudu. Yani bir daha koruyamayacağımız bir ağacı niye dikelim? Arz ediyorum evet, efendim. Teşekkür ediyorum Metin abi. Şimdi tabii orman yetiştirmek evet. Çok önemlidir. Çok önemli. Evet çok, tabii çok efendim. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Siirt'imizde de her sene önemli miktarda evet, ağaç dikiliyor. Değişik yerlere. Evet. İlin çevresinde olsun, ilçelerde olsun değişik alanlara ağaç dikiliyor. Bunların bir kısmı yaşatılabilir, bir kısmı yaşatılamıyor. Evet efendim. Ama bunda ısrarcı olmamız lazım ve bunları yaşatmaya gayret göstermemiz lazım. Ayrıca değişik efsaftaki ormanları da biz hep gündemimize tuttuk. Mesela şeydeki Pervari'deki bal ormanı. Hı hı. Çok önemsediğimiz evet. bir şeydir. Evet. Onunla ilgili de çalışmalar son safhaya geldi. Projesi falan bitti veya bitmek üzere iadesi yapılacak ve bal ormanı oluşturulacak. Evet. O bal onun yanında evet. şeyde küçük sanayi sitesinin altında oradan şeye kadar şu Kezer'e kadar olan kısımda bir orman çalışmamız var. Yine bir kent ormanı çalışmamız var. Hatta iadesi evet. yapıldı. İhalesi yapıldı. Orada sadece bir orman değil, orada kafeler, aşağı çünkü şey de olacak, Kezer, evet, Kezer, Ulusu, komple bir tesis, evet. Oradan seyir
terasları vesaire. Çok şahane çok olacak. Ben ona katılıyorum efendim. Bitti. Doğrudur. Çalışması bitti. Evet. Onun yanında yetmedi. Doğru. İşte Siirtlerin gidip piknik yapabilecekleri alanlar maalesef yeteri kadarı yok. İşte Kezer'e, Başur'a evet. ve işte Tilo şeye Kale'ye daha çok. Kale Tülüstad'a evet. Bir kısmı da işte Botan Valisi'ne gidiyoruz. Maalesef orada da acı olaylarla karşılaştık. Allah'ın evet, daha göstermesin. Amin. Ölümler Amin. Oldu. Aşağıda da Kezer'in kenarında da ayrıca yine bir evet. mesire alanı yapıyoruz. Şu anda Devlet Su İşleri şey duvar örüyor şey için. Taşkın için evet efendim. Geri kalan da parası ihale için yani benim evet. kitap parası geldi. Orada da güzel bir mesire alanı oluşturuyoruz. Ha bunun dışında geçmişte sizin söylediğiniz organize sanayi bölgesinin yan tarafında evet, ki geniş bir alan herhalde önemli bir evet. alandı miktarı. Geniş bir alan evet. Orada geçmişte orman bir kent ormanı yapalım düşüncesiyle bu alan şeye orman idare işletmesine orman evet genel müdürlüğüne verilmiş evet. Esasen bu tip kent ormanları yapılacağı zaman tahsis ile devir yapılıyor. Tahsis olduğu zaman o kent ormanından vazgeçtiğin zaman tahsisi kaldırıyorsunuz. Tabii. Başka bir amaçla Maalesef evet, geçmişte evet. bu olayda bu alan tapusuyla beraber devredilmiş. Evet. Şimdi tapusuyla beraber devredildiği için orayı veremiyor şu anda. Şu an yeni itibariyle bir, evet yeni efendim. Yeni bir mevzuat düzenlemesi veyahut da başka bir bedel karşılığı vesaire bir şekilde bir orman şeyinden yoksa orada orman falan yok. Yok dediğiniz ben devam ediyorum sayın vekilim. Evet. Bu hangi yılda bilmiyorum 2003-2004 yıllarında evet, falan evet, o civarlarda. Herhalde. Evet evet. 2004-2005 evet, civarlarda evet. bir evet, şey yanına 10 sene kadar önceki bir bir olay. Evet ve hiçbir ağaç yetişmiyor. Hiçbir ağaç yetişmemiş. Ben onu arz ediyorum zaten. Alçı fabrikasına gelince evet, ismini vermeyelim firmanın dediğiniz gibi güçlü bir firma ama evet. reklam olmasın diye ismini vermeyelim. Evet tabii ben o de onun için vermedim. Bölgesinin içinde şeydi ama tabii alçı ne kadar filtrasyon vesaire de olsa yine toz vesaire çıkıyor. Dolayısıyla dışarıda olmasına ben de katılıyorum. Zaten firmada başka bir şey demiyor. Yeter ki bana uygun arazi bir arazi verin biz burada yapalım diye. Böyle evet, yatırımları yani. Zaten devlet tahsisi de var arazide. Evet efendim. Sonra biz orayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah efendim. Orayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama evet. bu vesileyle mesela açılmışken organize sanayi bölgemizde yeni yeni yatırımlar geliyor. Bu bizi memnun ediyor. Ben oraya geçen çok yakın zamanda gittim, dolaştım. Evet, hatta efendim. Bir tane de güzel de bir prefabrik yapı elemanlar fabrikası kurulmuş. Onlar imal ediyorlar, diğerleri evet. binalarını yapıyorlar. Bina yapılıyorlar. Binalarını yapıyorlar. Evet efendim. Ve gerçekten evet, yakın bir zamanda ümit ediyorum, inanıyorum ki orada hiçbir boş alan kalmayacak. Hatta daha önce yapılmış olan tahsisler de evet. küçültülerek yeni yeni yatırımcılara veriliyor. Ama bütün bunu sağlayabilmenin İkinci bir organize sanayi bölgesi. Belki ben o alan biraz önce söylediğim evet. açı var ya. Evet. Açı kısmı oraya hatta ikinci yani bir, ya mevcut organize sanayi bölgesi büyütelim. İlave ve hatta etmek. İkinci bir organize evet. sanayi bölgesi Bunu. Yapalım diye Vali Bey'e söyledim. Dedim teklif yapın Ankara'ya. Biz de oradan şey edelim, takip edelim. Evet. Dolayısıyla bütün bunların olması, insanların oraya gelmesi, dolayısıyla yeni yatırımlara, insanlarımıza istihdam kapısı açılması, gençlerimizin iş bulabilmesi için. Kalıcı barışa ihtiyaç var. İnsanların gelip yatırım yapması. Yatırım yapması lazım. Çünkü evet. Yatırım daha doğrusu sermaye ürkektir. Güvenilir liman arıyor sermaye. Bir yerde eğer güven yok ise, güvenlik yok ise sermaye oraya gelmez. Oraya gelmek evet. istemez. Yani kendim empati yapalım, kendimizi onların yerine koyalım. Gelip evet, buraya evet. yatırım yapalım, gelmez onların efendim. Yerine koyalım. Eğer yarın birisi gidip kendisi haraç talep edecekse niye gelsin? Ya. Tabii yarın efendim. Birisi bir yerde orada burada bir tehdit yapacaksa gelmezler. Gelmez. Ha gelmemesinin yolu nedir? Bölgenin huzur, huzuru. Kalıcı bölgenin barış. Da huzur, evet. Çözüm sürecinin başarısıdır. Kalıcı barışa dönüşmesidir evet. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız her ne pahasına olursa olsun kendi siyasetimize, kendi canımıza, kendi partimizin geleceğine de mal olursa olsun yine de biz Türkiye'de bölgede bu çözüm sürecini devam ettireceğiz. Evet. Kalıcı bir barış oluşturacağız. Dolayısıyla efendim. Bir huzur ortamında
İzmit'e, Çorum'a, diğer tarafa, efendim Denizli'ye gidip yatırım, Gaziantep'e gidip yatırım yapacak olan insanlar buraya da çok rahatlıkla gelip yatırım yapar. Evet. Zaten bir enerji kenti olacağını Sayın Başbakan konuşmasına geçene de dile getirdim. Çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim tam damarıma bastınız yine. Enerji şehri olabilmemiz için lütfen Siirt'te enerji zenginliğinden Siirt'i yararlandırınız. Bu yaşamınız gerekiyor. Geçenlerde gene getirmişti size. Yani. Ama bakın evet, Metin abi, eğer hidroelektrik santral kuran bir firmanın makinaları 3 sefer tahrip ediliyorsa, işçileri kaçırılıyorsa, şimdi ben bu adamı nasıl ikna edip getireceğim? Onu ben gelecek oraya. Evet. Şimdi enerji diyorsunuz ya. Evet. Yani enerji şehri biliyorsunuz zenginliklerden mesela petrolden alıyorduk. Özel idare ve belediye olarak Batman bize malıyken. Bir pay ayrılsın. Evet, kömür. Anladım. Yani bizi istifade ettirin yani. Metin abi. Bu zenginliklerimizi paylaşın bizimle. Öncelik şudur. Evet. Önce bir defa zenginliğimizi değerlendirelim. Tabii. O zenginlikten elde edilecek payın yerinde kalması o ayrı bir şey. Çünkü devletimiz güçlüdür. O oradaki miktar her neyse, o olmadan da o miktarı bir şekilde merkezi bütçeden getirtip gerekli yerlere harcama yaptırırız. Evet. Yalnız tabii ki bir adalet, partimizin ismi Adalet ya, Adalet evet, Partisi. Adaletin gereği olarak, şimdi madenlerden, buradaki bakır madeninden, evet, bakır madenlerinden evet, alınan devlet payının, devlet hakkı var. Evet. Bir madenden devlet alınan, payı var, evet. Devlet efendim. Hakkının yarısı o madenin çıkmış olduğu yerin il özel idaresine ve hükümet yönetimi birliğine kalıyor. Evet, evet. Petrol kanunu geçmişte çıktığı zaman, belki daha önce Brunson'un burada paylaştı mı paylaşmadı mı bilmiyorum. Evet. Petrol kanunu çıktığı zaman Sezer zamanında, Sayın evet, Sezer efendim. Zamanında, o zamanki Cumhurbaşkanı zamanında, evet, ben anladım. Bizzat bu maddeyi petrol kanununa da koydurdum. Şu anda petrolde de yok biliyor musunuz? Petrol evet efendim. Şeyi dağıtılmıyor. Dağıtılmıyor bu değil mi efendim? Koydurdum. Evet. Bu maddeyi koydurdum. Ne geldi biliyor musunuz başıma? Binlerce internet sitesinde hain ilan edildi. Vatan haini. Sezer veto etti. Neymiş efendim? Ben burada petrol hakkını, bu petrolün devlet hakkının bir kısmını yerelde bıraktığım zaman bölge bölünecekmiş. Peki kardeşim diyordum. Hatta Sayın Sezer'i de açıkça evet. televizyonlarda o evet, zaman efendim. Hitap ettim. Zonguldak'ta kömür çıkıyor. Efendim oradan devlet hakkının yarısı Zonguldak'taki özel idareye kalıyor. Devlet bölünmüyor. Bölünmüyor. Tunceli'de, Soma'da bilmem nerede çıkıyor. Orada bölünmüyor. Da bölünmüyor. Efendim nerede, her nerede maden, kömür, Elbistan bölgesinde kömür çıkıyor. Orada bir şey olmuyor. Burada mı olur? Buradaki kalmış ki maalesef doğru. Bizim yeteri kazan evet. petrolümüz yok. Bizim Türkiye'de tükettiğimiz petrolün ancak %8'ini burada üretebiliyoruz. Tabii onun devlet hakkını hesapladığımız zaman, onun da yarısı hesapladığımız zaman şu anda devletin özel idarelere ayırdığı bütçenin yanında efendim şey inci çekeceği gibi kalıyor. Yani devlete kulak kalıyor tabii efendim. Adaletli olmanın bir gereğidir. İlaveten bu hidroelektrik santral elektrik üretiyoruz ya. Evet efendim. Orada da tabii bir devlet hakkı anlıyor. Bazı santrallarda şöyle iki türlü orada ya devlet su işleri ihaleye çıkıyor. İhale et, evet. Dolayısıyla oradan bir devlet hakkı alıyor veyahut da yatırımcı kendisi eğer projeyi bulmuşsa orada belki devlet hakkı olmayabiliyor o su kullanım hakkı. Hı. Ama sanki su kullanım hakkı varmış gibi bütün üretilen elektrikten belli bir miktarın evet. yani miktarı çok da önemli değil. Önemli olan hakkaniyet noktasında hakkaniyet, evet, şey olabilmesi, yerinde kalabilmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Nereye varır bilmiyorum ama biz sizin bu söylediğinizi iyice şey ettik. Şimdi yanlış değilsen Sayın Vekilim. Ama şu şimdi Şirvan'da çıkan şey var ya. Evet. Bakır. Oradan o bakırın devlet hakkının yarısı şeyde kalıyor. Kalıyor mu? Özel idare. Şeyde çıkan krom. Baykan'da ziyarete evet. çıkan kromun da aynı şekilde. Mermer eğer bir üretim varsa bazı yerlerde üretim. Hı-hı. Mermer üretimi varsa Şirvan'da yeni Küçük başlayacak çapta, evet. mermer üretimi. Evet, o da aynı şekilde olacak. Dolayısıyla yeraltı zenginliklerinden böyledir. Evet, ayrıca işte su
da bir yeraltı zengini diyelim. Çünkü sonuçta bir yerden çıkıyor veyahut da yağmur suyu geliyor şey diyor. Orada da bunun olmaması için bence bir neden doğal yok. Doğal zenginlik tabii evet. ki. Ama evet, şunu tekrar edeyim. Yani bu yoktur diye bölgede geri kalmışlık olmaz. Bunu yok efendim. Tabii efendim. Tabii. Evet. Şöyle ben arz edeyim Sayın Vekilime. Yani buyurduğunuz gibi oralarda neden devlet bölünmüyor da burada verildiği vakit ki aslında daha fazla önemsenmeli burada. Niye? En azından bir tepki yok vatandaşta yani. Dolayısıyla ben şunu altını çizmek isterim. Şimdi Allah-u Teala Siirtimize güzel su kaynakları vermiş. Hı hı. Evet efendim. Sadece botan değil birçok. Var mı? Kolları var. Botanın kolları var. Doğrudur. Efendim bilmem Zarova'dan tut birçok şey kaynağımız Zarova, var. Zarova evet. Hepsi üzerine de bunların enerjisini, o potansiyelin evet. enerjisini elektriğe dönüştürme evet. imkanı var. Var. Yani hidroelektrik santral evet, kurma efendim. İmkanı var. İşte biz bunların tamamını yapmamız lazım ki böyle bir zincir şeklinde evet. bir efendim halkalar şeklinde ta şeye kadar Van'a kadar, Van sınırına kadar bu uzanabilsin. Enerjiye yani de ihtiyacımız var bizim. Noktadan peş peşe ta Ulusu'ya gidinceye kadar elektrik enerjisi üretilebilsin. Dolayısıyla evet. orada oluşacak olan göllerde su havzalarında balıkçılık su evet, yapılabilsin. Evet. Mesire alanları oluşabilsin. Efendim. Ama bunun için tekrar ediyorum huzur ortamı. Huzur ortamını anladım da yalnız o söylediğiniz konu yanılmıyorsam 20'nin üstünde 20 küçük yakın, evet, çaplı veya büyük çaplı büyük ölçekli baraj ve hidroelektrik santrali kurulacak. Ve artık yumurta kapıya dayanıyor. Özellikle işte Alkumru'yu gördük. Bu konuda gerekli çalışmaların başlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani altyapının yani barajlardan yararlı daha fazla çünkü barajların getirisi var götürüsü var. En azından hadi olduğu olacaklar bir şey demeyelim ama olanlar en azından en azından getirilerden daha fazla fayda bahsettiğiniz işte su sporları, bahsettiğiniz balıkçılık o konuda da bir çalışma, bir altyapının şimdiden var, oluşturulması var. Gerekiyor. Var yani su işleri o konularda çalışmalar. Alkumru'da bir balık bıraktığı. Değil mi? Ama evet. bir süre geçmiş. Yani suyu topladığınız zaman o suyun devamlı bir analizini yapıp ona uygun bir şey olmalı. Bir balık çeşidi tabii üretmek. Dolayısıyla orada evet. başlayacak. Yani ama bizim arzu ettiğimiz şudur. Devlet yapmayacak bunları. Kim yapacak? Nasıl ki devlet undan çıkmışsa, basmadan çıkmışsa, şekerden çıkmışsa girişimciler özel teşebbüs. Gelecekler. Ya kooperatifler kuracaklar veyahut da kişisel şirketler veyahut da şahıslar adına gidecekler. Devlet su işleri bir sözleşme yapıp bir alan ayıracaklar. Evet. Orayı kendilerine işte su çiftliği deriz ya. Tabii. Orayı çiftlik haline getirecekler ve orada istedikleri hani olabilecek olan o suda özel teşebbüs girişimcileri. Ama altyapının işte Batman'daki şeyde Batman barajında yani ciddi bir miktar balık üretiliyor evet. Ve satıyor sadece bölgede evet. değil. Evet. Türkiye'nin yok artık bugünkü imkanlarla her tarafa gönderilebiliyor. İnşallah. Yok gönderiliyor efendim, doğrudur. Bu da önemli bir konu. Tabii vatandaş soruyor gene OSB'nin biraz mali açıdan OSB yönetiminin mali açıdan evet. biraz güçlendirilmesi gerekiyor. Herhalde personele ödemede sıkıntı çekiliyor. İkinci bir soru şeyle ilgili efendim. Hamza Keleş adlı hemşerimiz yanılmıyorsam bir önceki programda da gene size yönetmişti. Serrası geçen sene yoğun kar yağışından dolayı yıkılmış, büyük bir zarara uğramış. Herhalde bir teknik bir sorundan dolayı sortadan da faydalanamıyor. Bu konuda ne yapabilirsiniz diye tekrar soruyor. Evet tabii Hamza kardeşimle biz telefonda da görüştük. Değişik vesileyle de görüştük ama biraz önce Metin abi dedi ki bir projenin gerçekleşmesi için ısrar ve takip çok önemli. Evet efendim. Şimdi burada ana 56 vasıtasıyla sizin huzurunuzda Metin abi, Ayhan Bey sizin huzurunuzda şunu söylüyorum hemşerilerime. Her kimin ne tür bir sorunu varsa eğer Ankara'da bir çözüm beklentisi varsa arkadaşlarımızda ararlar. Buradaysak burada gelirler görüşürüz. Haber şey deriz, bir şekilde bir zaman evet, anlaşırız. Şöyle. Veya Ankara'daysa telefonla ararlar. Nereyle görüşme talepleri var ise ve talepleri neyse
Evet. Gelirler. Biz de kendileriyle beraber gideriz. Genel müdürlük ise genel müdürlük, banka ise banka, bakanlık ise bakanlık. Hangi kurum olursa olsun kendileriyle beraber gideriz. Onlar dertlerini anlatırlar. Biz de kendilerine destek oluruz. Ve eğer bir çözüm var ise, o sorunun bir çözümü var ise Allah'ın izniyle o çözümü beraberce üretmeye gayret gösteririz. Ama aksi takdirde yani televizyondan televizyona çıktığımız zaman sorun eğer dile getirilir ise Metin abinin biraz önce çok güzel çevresini çizdiği takip ve ısrar yok ise ortada kalıveriyor normalde. Çünkü bizim başımızda da on binlerce mesele var. Dolayısıyla Hamza Keleş arkadaşıma da başka da sorunu olan organize sanayi bölgesinde sorunu olan yatırımcılar, başka türlü sorunu olan arkadaşlarımız zaman zaman geliyorlar. Görüşüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Hemşerilerim de belirtiyorlar, arıyoruz diyorlar. Müsait değilse illah bize dönüyor yani, o konuda. Onu yapmaya gayret gösteriyorum. Bazen şöyle oluyor, bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Yine bilmelerinde fayda var. Şimdi telefonların arama yani aradığınız veya arandığınız veya cevapsız. Belli bir kapasitesi var telefonla. En akıllı telefonda belli bir kapasitesi var. Elhamdülillah Allah daha fazla şeysin. Arayanımız çok. Çok şükür. Toplantılarımız da fazla ve uzun. Yurt dışına, bazen bir toplantı olduğu zaman yurt dışına da mesajla dönüyorum. Diyorum ki bak yurt dışındayım. Telefon açarsam bu tarafa da yazıyorum biliyor musunuz? İki tarafa yazıyor. Parası gitmesin diye ben mesaj yazıyorum. Diyorum yurt dışındayım. Geldiğimde görüşelim. Çünkü orada benim dahil şansım olmuyor. Çünkü o kadar yoğun geçiyor ki. Dolayısıyla bu zaman içinde aramaların sayısı olduğu zaman aşağıdan itibaren bazen siliyor. Evet. Silinince onlara geri dönebilme şansım olmuyor. Üzülüyorum. Evet, ama bunun dışında gerçekten doğru, o gün olmasa bile ertesi gün mutlaka en geç iki gün içinde öyle söylüyorlar dönmeye efendim, gayret gösteriyorum. Dönemediklerim varsa da affetsin bir daha arasınlar. Yani bir daha arasınlar. Onlar da ısrarcı olsunlar. Israrcı olsunlar. Bir kere aranıyor olmuyor. Alınganlık göstermeyelim. Sürekli arayacağız. Sanayi bölgesinin sorunu bilgimiz dahilindedir. Samimiyetle geçmişte bu yana bazı değişik yaklaşımlarla birikmiş bazı borçlar vardır. Hatta elektrikle ilgili borçlarda bazı işi bırakmış vesaire arkadaşlardan dolayı zaman zaman elektrikler de kesiliyor. Bu kesilirde tabii yeni gelip orada yatırım yapan arkadaşlarımız da etkileniyorlar. Ben orada şunu düşünüyorum. Gerçi organize sanayi bölgesi elektriği alıp sattığı zaman daha biraz daha avantajlı satıyor. Evet. Ancak ben bu her şey temize çıktıktan sonra borçlar tükendikten sonra mı veya daha önce mi hep şunu önerdim organize sanayi bölgesi yetkililerine ve elektrik kurumu yetkililerine şunu önerdim. Yatırımcı bazında abonelik yaptırılsın. Evet. O zaman herkes kendi kullandığı elektriği öder. Ödeyemediği takdirde kendi elektriği yani, kesilir. Yani şimdi şöyle, şimdi elektrikte de geçmişten bu yana ben o idarede de genel müdürlük yaptığım için geçmişten bu yana biraz yanlış bir algı da var. Devletin de elektriği dolayısıyla ben kullanırım. Devletin de olsa kullandığınız zaman onun bir maliyeti var. Evet, yani şimdi biz gidip şeker aldığımız zaman 1, 2, 3, 4 bakkal diyecek ki kusura bakma borcunu ödemeden daha fazla verme. Elektrik de öyle. Beni bir noktaya geldiği zaman kusura bakma parasını vermeden ben elektriği keserim de. Vermem diyecek. Ama buna rağmen şey yeni yani firma zaman zaman işte faizleri sildi, yeni yapılandırmalar yaptı. Evet. Biz de biraz tüketimde de biraz daha dikkatli olursak biraz tabii daha efendim az tüketirsek 10 lamba yerine 3 lamba kullan. Bunlar şeydir. Bunlar önemli şeyler tasarruftur. Aslında. Tasarruf da şeydir. Yeni tasarruf lambalar kullanırsa falan elektrik tüketimini azaltmış oluruz. Evet. Dolayısıyla yani bu şey organize sanayi bölgesindeki arkadaşlarımızın talebini anladım. Tekrar ben bir değerlendireceğim Vali Bey. İyi olur efendim. Hem elektrik sorunları var hem maaş sorunları var. Onu da ben ilave edeyim. Hayır onu söyledim. Hayır, ondan sonra maaş sorunu. Maaş çünkü sorunu. Bir sıkıntıdan şimdi, dolayı. Bir de elektrik borçlarını ödeyemiyorlar onu da biliyorum. Mesela şimdi tabii burada her şeyi açalım her şeyi. Şimdi toplanan paralar. Evet. Elektrik çünkü elektrik olmadığı zaman mevcut işçiler de işi yol vermesi gerekiyor oradaki yatırımlara. Dolayısıyla bir de işsizler oluşacak. Evet. Dolayısıyla toplanan paraları geçmişteki bazı elektrik borçlarına ödeme yani taksit ödemesi yapılıyor ki elektrik
kesilmesin. E o zaman da personel maaşı. Personel maaşı öder. Mesele budur. Mesele budur. Ya biliyorum yani farkındayım olayı. Efendim zaman çabuk geçti. Evet. Bir saati ben, aşkın bir süredir. Ne bir saat oldu mu? Hayır bir de geçti. Sayın Vekilime ben bir şey buyurun, daha arz edeyim. Toparlayalım abi. Evet. Sağ olun. Zarar gören esnafımızın yani bu üzücü olaylarda zarar gören esnafımızın bir an önce zararlarının giderilmesi için zarar tespit komisyonları hemen vücut bulduruldu. Bu arada Sayın Başbakanımız il başkanları toplantısındaki fevzi bir toplantıda dile getirdi. Bu zararlıların bir an önce ödeneceğini buyurmuşlar. Yalnız bize gelen duyumlara göre kastedersen mi, Yusuf Salih mi bilmiyorum köşelerden birinde az bir paradan söz ediliyor. Biz bunu söylüyoruz. Zarar gören vatandaş elini vicdanına koysun, abartmasın. Komisyonlar da yine vicdanlı davransınlar, kimseyi mağdur etmesinler. Bu arada eğer bir finans gerekiyorsa ki Batman'da ödemeye başlamışlar edindiğim bilgiye göre. Böyle bir durum varsa Sayın Maliye Bakanımıza durumunu izah edilerek gerekli paranın bir an önce gönderilmesi. İyi olur. Vatandaşlar mağdur olmasın. Şey etmeyecekseniz ben... Evet. Ben bugün ben şeyle görüştüm de, hadi gerçi iznini almadan konuşmak belki yanlış olur ama Vali Yardımcımızla görüştüm komisyonlardan sorumlu. İstersen ben sizin adınıza evet. Söyleyeyim o söylemesi gerekeni. Buyurun. Herhalde neler yapıldığını söyleyeceksiniz. Buyurun buyurun. Evet. Yani sorun var burada. Şimdi sorun yok. Belgeler. Hiçbir sorun yok. Buyurun siz anlatın. Müsaade ederseniz şöyle. Şimdi bir defa Batman'dan ilerideyiz geride değiliz. Ben bugün Batman valisiyle görüştüm. Evet efendim. Bir başka vesileyle görüşürken bu şeyi de sordum. Sordunuz. Evet. Şimdi hasar tespitleri bir defa buna geçmeden önce. Evet efendim. İşte ilimizde vefat eden. Arkadaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Şifalar, ve bütün halkımıza, bütün hemşehrilerimize sabırlar ihsan etmesi Allah-u Teala'dan diliyorum. Ve Allah'tan bir dileğimiz de böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Siirt'teki bu kardeşlik, birlik, beraberlik havasının bozulmaması. Hangi seviyede olay olursa olsun. Evet. Hiçbir olayın Siirt'te olmaması. Geçmişte olmuyordu. Bugün de olmamasını istiyor, yarın da olmamasını istiyor. İnşallah. Niyazımız bu bizim de tabii efendim. Bölgemize hiç olmasın ama Siirt'imizde kesinlikle olmasın. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra biliyorsunuz hasar tespit komisyonu hemen. Evet. Sağ olun. Doğru. Burada bir ekip Kurtağan'da çalışmaya başladı. Evet efendim. Bu iki ilimiz, bu iki Siirt merkeziyle Kurtağan en fazla hasar gördü. Hasar gören yerler. Erol'da da bir özel öğrenci yurdu. İki tane okul hasar görmüştü. Belki bir iki cam falan kırılmıştı. Ama hasarın çoğu burada da Kurtağan'da. Evet efendim. Gerçekten yani böyle bakarken insan çok üzülüyor. Girmeyeceğim. İnsan üzülüyor. Okulmaya girmeyeceğim. Daha başladım. Aynen. Şimdi ve çok önemli miktarda yalnız 22,5 milyon 23 milyon. Evet, kurumlarla birlikte. Yapılan evet, tespit. Evet, evet efendim. 23,5 milyon vatandaşların beyanı ise yer yer daha altında, yer yer daha üstünde. Evet. Altında olanlar da. Evet efendim. Şimdi bu Ankara iletildi ve hemen Sayın Başbakan'ın talimatıyla elde ne varsa, imkan ne varsa bütün zarar gören illere tamamına para gönderildi. Çok güzel efendim. Benim kanaatim Siirt bütün bu illerin tam çoğundan daha şanslı durumdadır. Beyan ile beyana göre hazırlamış olan tablodaki rakamın yarın sabahtan itibaren kişi gidip bir müracaat edecek, bir taahhütname verecek. Evet diyecek efendim. Ki ben bu sadece bunu alıyorum. Ya veyahut da bir başka yerden bu hasarımı telafi edici bir gelirim olmayacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı yerler sigortalıdır. Şimdi hem sigortanın hem şey vermesi olmaz. Tabii ki efendim. Bunun önüne geçmek için bir taahhütname verecek. Çok ve güzel. Ondan sonra hemen para dağıtılacak. Oh. Ve bugün yapmış olduğumuz görüşmede Vali Bey ile eldeki para, hasar, sigorta kısmını falan, sigortalıları falan biraz çıkardığımız zaman zannedersem %80 hatta belki 90 civarında. Evet efendim. Bir miktarı o beyan değil, tespit edilen. Tespit edilen, hasar tespitten evet. Düşmüş olacak. Komisyonun düşmüş olarak değil. Komisyon yani, gitmiş, bakmış demiş ki hasar. Şu kadar hasar. Onu
yer yer fatura, yer yer beyan, yer yer efendim komşularla konuşuyor falan bir rakam çıkartıyor ortaya. Evet efendim. Ha, biz ise diyoruz ki beyan da bizim için önemlidir. Sayın İçişleri Bakanı ile bu konuyu görüştüğümüzde ya adam beyan ediyorsa ve gerçekten şey olmuşsa ya varsa onunla ilgili de gerekeni biz yapmaya evet, gayret gösteririm. Ama gelen para, öncelikli gelen para hasar tespit çünkü bir komisyon. Evet komisyonca. Evet, için, orada tespit edilen rakamın her bir özel şeylerden bahsediyor firmalardan. Evet, evet tabii yani efendim. İş yerlerinden. Evlerden evet, vesaire evet. Bahsediyorum. Onun %80-90'ına kadar olan kısmı muhtemelen yarından itibaren çok güzel başlayacak. Efendim. Para tamam. Burada. Kurumlarınki Milli Eğitim kendisi gönderdi. Evet, Sağlık evet. Bakanlığı kendisi kendileri gönderecek. Evet. Efendim Kültür Müdürlüğü ayrıca kendileri gönderecekler. Belediye, Kurtalan Belediyesi'nde çok büyük tahribat var. Çok büyük tahribat var. Evet, hepsi milli servet, devletin malı. Dolayısıyla orası ayrı bir şey. Ayrı bir ama şey, bizim doğru. Bahsettiğimiz gelen para vatandaşlara. Esnaf vatandaşların parası. Çünkü bir an önce vatandaşın evet. Yarasını bir sarmakla gerek. Sağ olun. Yanlış anladıysam düzeltin. Evet. Şimdi komisyonun tespiti var. Evet. Bir de vatandaşın beyanı var. Bunların arasında bir farklılık olduğu zaman ha, nasıl bir yol ilgilenecek? Vatandaş bana göre takdir kendilerindir. Komisyon tespitine evet, göre kendisi için öngörülen rakamı alır. Ondan sonra da şey yapar, itirazını yapar. Benim şeyim buydur. Ha, ondan sonra geri kalan kısmı ne zaman gelir? İlk fırsatta. Doğru. Bizim tamam. Ankara'nın talimimiz bu. Doğru efendim. Evet. Dolayısıyla doğru. İtirazını yapar vatandaş. Evet. Evet her ne kadar bu kadar tespit etmişse de benim esasen zararım bu kadar. Tekrar tespit ister. İtiraz ilişkisi. Evet. Tekrar tespit ister. Evet efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz evet. Teşekkür ağzınıza ediyoruz. Sağlık. Dakikalar çabuk geçti. Yani güzel anlattınız. Sorunları fazla, güzellikleri de fazla. Yapılan çok, yapılacaklar var. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Biz bu ili el birliğiyle İnşallah. Hep beraber kalkındıracağız. Tabii efendim. Bu ilin kalkınmasını, bu ilin projelerini sadece birkaç insanın, birkaç siyasetçinin veya efendim ülke amirin omuzuna yüklememek lazım. Onlara bırakmamak lazım. Yani sadece bize bırakmamak lazım. Tabii ki efendim. Herkes kendini taşın altına koyacak. Doğrudur basın. Efendim. Tabii ki. Burada oynayacağı tabii çok büyük efendim. Rol var. Üniversitenin oynayacağı çok büyük rol var. Evet efendim. Rektörü her gördüğümde aklıma gelen her şeyi ona yazdırmaya çalışıyorum. Evet efendim. Hocam mesela dün efendim mahalli yemekler yiyoruz. Evet hatta mahalli yemek tabii efendim. Falan yabancı misafirler de vardı. Hemen rektörü ya hocam şimdi orada bir arkadaş bir şey mesela perde pilavın. Perde pilav evet, dediğimiz evet. Zaman sadece hamurdan, etten ve pirinçten oluşan bir şey değil. Onun bir arkasında bir gerçek bir anlamı, var. Bir hikayesi bir var. Var. Hazırlanma var. Tarzı var. Bir tabii hikayesi var. Yani. Hikayesi onun var. Bir ifade ettiği anlamı var. Semboller perde var. Pilav. İçindeki fıstık nedir? İçindeki üzüm tabii. Nedir? Pilav, pirinç neyi hamur ifade ediyor? Hamur neyi? Kullanılan et nedir? Efendim, niçin mesela geçmişte keklik etiydi? Keklik etiydi. Oradan da şuna geliyor. Demek ki geçmişte keklik yok muydu? Gibi acaba. Evet, doğru. Evet. Dolayısıyla hoca dedim ki Allah aşkına sen bir defa bir. Bu nasıl yapılıyor? Buraya gelen yabancı evet efendim. Memurların, misafirlerin, misafirlerin hanımları için bir kurs açın. İnsanlar şey diyor. Çünkü soruyorum şeye. Oradaki işte bir memurum şey işte devlet erkanından bir arkadaşa Siirt'te evet, devlet efendim. Erkanından bir arkadaşa hatta askeri erkanından bir arkadaşa sizin hanımefendi bunu pişirmeye başladı mı? Valla yemeği seviyor ama henüz pişiremedi. Pişiremedi. Yani dolayısıyla gerçekten yani bu kültürümüzü evet. Aşılamamız lazım. Aşılamamız tabii, lazım. Tabii. Doğrudur efendim. Ayrıca bunu tabii şeysiyle beraber sadece yemeğin pişirmesi değil, yemeğin kültürüyle folklorik beraber. Folklorik yönleriyle birlikte kültürel. Folklorik şeysiyle beraber, mahiyetiyle beraber bizim evet. Şey etmemiz lazım. Yani bütün bunları üste koyduğunuz zaman bambaşka bir Siirt görüyoruz hayalimizde geleceğe yönelik. Beyaz bir evet, Siirt, yaşanabilir bir Siirt. Yeşiliyle ama temizliğine de dikkat etmemiz lazım tabii. Mahalle. Mahallenin temizliğine dikkat etmemiz lazım. Mahalli tabii. Yemek dediniz, isminiz olursa burada ben hemen bir açıklamada bulunmak istiyorum. Geçen sene Adem Aile Destek Merkezi'nde kurs açılmıştı. Oradaki o aşçılık kursunda bu yöresel yemeklerimizin evet. Hepsi yapıldı. Biz de onları Kanal 56 olarak ekranlar kayda aldık ve zaman zaman onları yayınlıyoruz. O askeri zevatın eşi hanımefendi bizi izlerse
Perde Pilav'ın hem öyküsünü hem nasıl yapıldığını çok güzel ayrıntılı bir şekilde öğrenebilir. Ne güzel. Bizden bir yaygınlaştırmamız lazım. Evet. Bir yaygınlaştırmamız lazım. Bir gün bundan birkaç sene önce Avrupa'da bir ülkenin bir başkentinde büyükelçinin evinde misafiriz ve çok ilginçtir. Aşçı Perde Pilav yapmış. Evet. Demek ki siti olduğunu bilerek onun için mi yaptı falan. Ben işte misafirim orada. Başka arkadaşlar da yanımda. Merak ettim dedim ya sen Sirtli misin? Hayır. Sirtli yaşadın mı? Hayır. Peki nereden? Yani nereden çıktın? Nereden çıktın? İnternetten şeyden öğrenmiş evet. falan bir şekilde. Ve ona göre işte yapıyor. Ama bunu bizatihi burada bizim ustalarımız evet. yaparsa. Böyle görerek yaparsa. Mesela Şalı Şefi Kumaşı bugün giymiş olsaydı. Mesela o Erut'a o kültürün geri gelmesini çok çok arzu ediyorum. O evet. sanatın yeniden yaşamasını çok arzu ediyorum. Bir tane yaşlı bizzat kalmış falan ondan istifadeyle her gelen kaymakama bunu söylüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum kısacası. Burada mülki amirler, burada siyasetçiler, hangi partiye mensup olursa olsun, buradaki basın, buradaki sivil toplum örgütü, buradaki üniversiteler, üniversite inşallah bir gün üniversiteler olur. Ama üniversite hep el birliğiyle Siirt'in eksikliklerini tespit edip masanın üzerine koyup ısrarla takip edip evet. gerçekleştirebiliriz. Evet. Bunu gerçekleştirilir. Evet. Yeter ki istensin. Ne yapacağımızı arzu edilsin. Hani yapacağımızı bilelim biz hep beraber diyorum evet, üretelim efendim. Bunu. Çünkü bazen soruluyor ne yapılıyor. Bize diyoruz ki eksik nedir onu söyleyin bize. Bakın telefonlarım açık. Mesaj gelebilir telefonlara. Bu akşamdan itibaren istiyorum ki Siirt'te yaşayan insanlarımız Siirt ve ilçelerindeki ki eksik yoktur demiyorum Zinar böyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Eksikleri arkadaşlar isteyen arkadaş şu yapılırsa iyi olur. Tabii şu efendim, yapılırsa daha tabii. iyi olur. Şöyle bir ekonomik katkısı olur. Şöyle bir sosyal katkısı olur. Şöyle bir kültürel katkısı olur ilin gelişimine. Gelirse ki zaman zaman bu tip çalışmalar evet, yapıyoruz. Canım. En azından önümüzdeki günler için, aylar için bize bir şey ışık açar, tutmuş yol olur, projektör olur, yol göstermiş olur. Doğru. Bu vesileyle yarın akşam Verdan Otel'de sivil toplum örgütleriyle bizim partimizin evet. Halkla ilişkiler yeni başkan yardımcılığı evet. bir buluşma yapacak. Sivil toplum örgütleri evet, ve efendim. Basını buradan ben de evet, davet ediyorum. Sağ olun. Orada yeni Türkiye'de sivil toplumun rolü, sivil toplum siyaset ilişkisi yeni Türkiye'de. Çünkü biliyorsunuz bir eski evet. Türkiye var. Bir de gerçekten halkımızla beraber bütün Türkiye'de yaşayan herkesi 76 milyonla beraber oluşturmak istediğimiz hayalimizdeki evet. yeni Türkiye'ye doğru koşar adımlarla yürüyoruz. Tabii yeni Türkiye'nin birinci maddesi bana göre yeni anayasadır. Daha özgür, evet. ferdi öne çıkaran, devleti ferde hizmetkar yapan, devleti değil ferdi devlete karşı koruyan, daha sivil bir anayasayla yeni Türkiye'nin evet, kapıları canım. Sonuna kadar aralanır. Oradan da sivil toplumla beraber ki basın da bana göre sivil toplumun bir parçasıdır. Evet, basın, sivil toplum bu inisiyatifle beraber ki Avrupa Birliği'nde de bu çok önemlidir. Beraberce yeni Türkiye'yi hep beraber imar edelim. Ama tabii hemşehrilerim diyecek tamam yeni Türkiye'yi imar edelim de Siirt'e ne olacak? Siirt'i de hep beraber biz imar edelim. Evet inşallah. İnşallah. Efendim. İnşallah, efendim. İnşallah. Efendim programımızı burada sona erdirirken tekrar size teşekkür ediyorum. Metin abi size de teşekkür efendim, ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bu hafta normal programımızın formatından çıktık. Aslında çok güzel gelişmeler evet. vardı. Üniversitede Karayolları Şube Şefliği'nde bir atama yapmış. Çok idealist evet. bir hemşerimiz gelmiş oraya. Onları anlatmak isterdik ama onları başka, da haftaya anlatmış inşallah. Oluruz evet, inşallah. Evet yani şimdi her şeyi bir güne sığdırmayalım. Bundan sonra i̇şte, elhamdülillah Siirt'te işte. O kadar güzel şeyler oluyor ki evet. her birisi başlı başına bir olaydır. Yani sizin bahsettiğiniz mesela pedagojik formasyon 1400 civarında kişi müracaat etmiş Siirt Üniversitesi'ne evet. az buz bir şey değil. Bunların varılma ihtiyacı. Bakın evet, bir şeye efendim. Gittim. Bir yeni yurt binası kiralandı. Evet. Bu vesileyle Siirt hemşerilerime söyleyeyim. Kimin binası varsa, kim bir bina inşa evet. ediyor ise veya bitirmişse onu hemen yurt kurula
temasa geçip evet, oraya çok duyuyorlar, evet. Uygun şartlarda 5 yıllık sözleşmeyle kiraya verebilir bir. İkincisi, eğer yeni bir bina arazisi varsa, yeni imkanı varsa, yeni bir bina yapmak istiyorsa kısa bir zaman sonra çağrıya çıkılacak. Çünkü onun için evet, gerekiyor. Tabii efendim. Orada da 15 yıllığına şeyin şartlarında yapıyorsunuz. Proje, onların standartlarında. Projeye göre 15 evet. yıllığına kiralanıyor. Evet. Ama ben oraya kadar da beklemeye gerek yok. Hazır bina varsa hazır bina, evet, kiralayabilme doğru. imkanı doğru var. Efendim. Dolayısıyla bugün bir tane binaya gittik. 32 daireli. Bu Şeyh Halef Vakfı'na evet, ait olan bir evet, bina. Efendim. Orası yurda dönüşüyor. Enfes bir bina. Güzel de yapmış. Sağ olsunlar. Evet. Her dairede işte odan büyüklüğüne göre 2-3 en fazla 4 kişi salonda kalacak evet, şekilde. Efendim. Çünkü şu anda Siirt'te öğrenci 400 kadar öğrenci var. Dışarıda barınma ihtiyacı olan. Yani aslında yurtlarda yer bulamıyor. Mukayese evet. ettiğiniz zaman 7500 öğrenciyle mukayese ettiğiniz zaman çok büyük rakam da değil ama bunların da açıkta kalması tabii. bizi üzüyor. Onun için bu kiralandı. Zannedersem bir iki hafta içinde faaliyete geçecek ve Siirt'te barınma talep eden herkes barınacak. Açıkta kalan evet. hiçbir öğrenci olmuyor, kalmayacak. Evet. Kız, erkek. Öğrenci yerleşmiş olacak. İlk ortaokul öğretimde zaten o sağlanmıştı. Geçen evet. hafta Milli Eğitim Müdürümüz Fethi Bey açıklamıştı. Yüksek öğretimde de o sorun çözülürse çok iyi olur. İnşallah. İki, bir iki hafta içinde çözülecek. Malzemeler gelmeye geldi. Malzeme bir kısmı geldi, bir kısmı yolda. Evet. Ranzalar vesaire. Çok iyi. Ben kendim bizzat gittim bugün, dolaştım. Evet. Yurtkur Bölge Müdürümüzle beraber. Dolayısıyla bu da hayırlı olsun Siirt'te. Amin. Evet, evet, amin efendim. Efendim, efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın derken tekrar sayın konuğumuza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Bütün hemşerilerime hayırlı geceler diliyorum. Mutlu yarınlar diliyorum. Sağ olun. İnşallah hepimiz yarın bugünden daha fazla huzurlu ve mutlu oluruz diyoruz. İnşallah. Sağ olun.